Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize motorlarla devam ediyoruz. Motor tipleri içerisinde hem alternatif akımla hem doğru akımla çalışabilen motorlar bulunmaktadır. Konumuz elektronik olduğu için bu videomuzda daha çok DC motorların üzerinde duracağız. DC motorların içerisinde en yaygın kullanılan 4 çeşit DC motor tipi vardır. Şu anda masamın üzerinde de gördüğünüz gibi doğru akımla çalışan fırçalı motorlar, doğru akımla çalışan fırçasız motorlar, step motorlar ve servo motorlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Bu motorları daha yakından tanıyalım. DC motorlar düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinelerdir. Motorun içerisinde yer alan sargılara elektrik akımı uygulandığında yine motorun içerisinde bulunan sabit mıknatıslara zıt yönde oluşan manyetik kuvvetin etkisiyle hareket etme prensibine dayanır. Bu akımın yönünü sürekli olarak sabit mıknatısa ters manyetik alan oluşturacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değişim fırçalı motorlarda motorun sarımlarına temas eden fırçalar ile fırçasız motorlarda ise elektronik hız kontrol devresi tarafından yapılmaktadır. DC motorlar içerisinde 4 çeşit motorun olduğunu söyledik. Şimdi bunların içerisinde ilk sırada yer alan fırçalı motorlarla devam edelim. Fırçalı DC motorlar. En eski ve en sık kullanılan DC motor tipidir. Şarjlı matkaplarda, oyuncak arabalarda, mekanik enerji gerektirebilecek birçok yerde fırçalı DC motorlar kullanılmaktadır. Çalışma prensibi motorun ana mili üzerinde bobinler bulunur. Motorun ana gövdesinin iç kısmında ise güçlü mıknatıslar yer alır. Şant üzerinde yer alan bobinlere fırçalar vasıtasıyla elektrik akımı uygulanır. Uygulanan elektrik akımıyla bobinlerde oluşan manyetik alan, mıknatısların manyetik alanıyla sürekli çalışacak şekilde bir etki gösterir ve bu sayede mil hareket etmiş olur. Bu motorların iki tane bacağı bulunur. Artı ve eksisi vardır. Uyguladığınız artı voltajın durumuna göre yönü sağa ya da sola dönmektedir. Artı ve eksi voltajı yer değiştirdiğiniz zaman motor sağa dönüyorsa sola, sola dönüyorsa sağa dönmeye başlar. Bu motorları hızlı ve pratik bir şekilde sağa sola döndürmek için H köprüsü adı verilen transistörlerden oluşan bir devre yapısı kurulmaktadır. Şu an ekranda da görmüş olduğunuz H köprüsü sayesinde bu motorları çok hızlı bir şekilde sağa ya da sola döndürebiliyoruz. Bu motorları kontrol edebilmemiz için L293N adında yine H köprüsü barındıran tek kılıf içerisinde entegrelerde bulunmaktadır. Bu sayede motorların yönünü hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Sağa ya da sola dönme olayını H köprüsü sayesinde sağlamış oluyoruz. Fırçalı DC motorların avantajları üzerine uygulanan gerilimin şiddetine ve yönüne göre hızlı bir şekilde motorun hem devir sayısını hem de yönünü rahatça değiştirebiliyor olmamızdır. Fırçalı motorların dezavantajı ise sürekli şafta sürtünen fırçaların aşınmasıdır. Dolayısıyla bu sürtünme sırasında da bir ısı enerjisinin ortaya çıkmasıdır. Bu fırçalar karbon veya bakırdan imal edilmişlerdir. Dolayısıyla bakım yapılması gereken, sıklıkla değiştirilmesi gereken durumlarda yine bakımın yapılabilmesi için bu fırçalar değiştirilebilir. Aynı zamanda fırçalardaki sürtünme yüksek ısılara neden olmaktadır. Dolayısıyla verim kayıpları yaşanmaktadır. Fırçasız motorlarla kıyaslandığı zaman fırçalı motorlar daha az verimlidir. Sürtünmeden kaynaklı hızları yavaşlayabilmektedir. Fırçalı motorların en büyük avantajları basit devre kartlarıyla sürülebilmeleri ve uygun fiyatlı olmalarıdır. Fırçalı motorlara rediktör ismi verilen dişli grubundan yer alan bir sistem bağlanarak güçleri artırılabilir. Devir sayısına bağlı olarak bu rediktörler sayesinde torkları güçleri artırılabilir. DC motorların artı ve eksisi yoktur. Daha doğrusu bağladığınız artı ve eksinin yönüne göre dönme yönü değişir demiştik. Şimdi rastgele bir şekilde bağlantı yapıyorum. Ve motorun saat yönünün tersinde döndüğünü görüyorum. Bu şekilde bağladığım zaman saat yönünün tersinde döndüğünü görüyorum ve 1 voltluk bir gerilim uyguluyorum. Şimdi artı ve eksisini yer değiştiriyorum. Bu sefer de saat yönünde döndüğünü görüyorum. Bu motorların voltajını artırdığımız zaman dönme hızı artıyor. Voltajını yavaşlattığımız zaman dönme hızının yavaşladığını görüyorum. Şu anda 0,05 voltluk bir voltaj uyguluyorum. Çektiği akım ise 230 mA gibi bir akım çekiyor. Voltajı düşürdükçe dönme hızı azalıyor. Voltajı artırdıkça ise dönme hızı artıyor. Ve çektiği akım da artıyor. Fırçalı başka bir DC motor aldım. Biraz öncekinden biraz daha farklı. Bu teyplerin içerisinde kullanılan bir DC motor.
Hemen bağlantısını yapıyorum ve 1 voltu veriyorum. Voltajı verdiğim andan itibaren dönmeye başlıyor. Tabii biraz önceki motora göre 1 volt da bu daha yavaş dönüyor. Çünkü daha yüksek voltajlarda çalışabilen bir motor. Yavaş yavaş voltajı artırıyorum. Voltajı artırdıkça dönme hızı artmaya başladı. Ve çektiği akım da artıyor. Volta gelmeme rağmen hala çektiği akımda çok büyük bir değişiklik yok. Tabii şu an boşta çalıştığı için çok fazla akım çekmiyor. Ben biraz elimle zorlarsam, yani motorun dönme hızını zorlarsam, çektiği akım bir miktar artacaktır. Gördüğünüz gibi 5 voltta birazcık motorun dönmesini yavaşlattığım için 250 mAh'a kadar çıkmış oldu. Ama boştayken daha az akım çekiyor. Şimdi birazcık daha voltajını artırmak istiyorum. Şu an 12 voltta çok rahatlıkla çalışabiliyor. Biraz zorladığım zaman yine çektiği akım 250-300 mA civarında oluyor. Şimdi voltajını düşürüyorum. Düşürdüğümüz zaman yine çok yavaş hızlarda dönüyor. Tabii ki şu anda yük bağlayacak olursak doğrudan duracaktır. Çünkü bu voltajda yükü çalıştırabilecek güce sahip değil. Fırçalı ya da fırçasız DC motorlar üzerine uygulanan voltaj kadar dönme hızı artar. Dönme hızına bağlı olarak da gücü artar, torku artar arkadaşlar. Bu motorlarda güç istendiği zaman rediktör ismi verilen dişli çarklar kullanılıyor. Dolayısıyla dönme hızı azaltılarak onda bir 20'de bir oranında dönme hızı azaltılmış oluyor bu çarklar sayesinde. Ama aynı oranda da motorun gücü artırılmış oluyor. Döndürme gücü, çekme tork diyoruz biz buna, torku artırılmış oluyor. DC motorlar içerisinde fırçasız DC motorlar. Fırçasız motorları fırçalı motorların tam tersi çalışma mantığında düşünebiliriz. Fırçalı motorlarda mıknatıslar gövdenin dışında bulunurken, fırçasız motorlarda mıknatıslar gövdenin içerisinde bulunur. Bobin sargılar ise gövdenin dışında bulunur. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi bobin sargılar üzerine uygulanan farklı gerilimler sayesinde oradaki milin şaftın dönmesi sağlanır. Fırçasız motorlarda fırçalı motorların aksine 3 tane kablo bulunur. Bu kablolar motor içerisindeki sarımların farklı fazlarına bağlıdır. Farklı fazlara farklı sıralarda elektrik akımı verildiğinde rotor içerisindeki mıknatıslara ters şekilde bir manyetik alan oluşturulur. Bu sayede motor döner. Fırçalı motorların aksine bobinlere uygulanan gerilim için aşınan bir parça barındırmadığından sürtünmeye bağlı verim kaybı ve bakım gerektiren parça sayısı daha azdır. Fırçasız motorlarda sürtünme olmadığı için yüksek performans gerektiren cihazları da sıklıkla kullanılırlar. Özellikle RC araçlarda ve dronlarda fırçasız DC motorlar tercih edilir. Bu motorların en büyük dezavantajı ise doğrudan gerilim uygulayarak çalıştıramıyor olmamızdır. Bu motorları çalıştırabilmek için sürücü kartlara ihtiyaç duyarız. Bu sürücü kartlara elektronik speed kontrol ismi verilen ESC denmektedir. Farklı büyüklükteki motorlarda farklı gerilim ve akıma ihtiyaç duyulduğu için yine farklı gerilim ve akım verebilen ESC kartları bulunmaktadır. Yani kullanılan motorun gerilim ve akımına göre de yine ESC kart seçmek gerekir. DC motorlar içerisinde servo motorlar. Servo motorlar özellikle endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih edilen motor tipleridir. CNC tezgahlarında servo motorlarından faydalanırlar. Ben sizlerle bugün tabii ki endüstriyel alanda kullanılan değil ama elektronik alanda kullanılan servo motorlardan bahsedeceğim. Servo motorlar ilk olarak uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmışlardır. Bir arabanın direksiyonu sağa ya da sola döndürmek için ya da bir RC uçağının kanatlarında bulunan flakları açıp kapatmak için tercih edilmişlerdir. Gördüğünüz gibi servo motorlar fırçalı ya da fırçasız motorlar gibi sürekli dönen bir yapıda değillerdir. Genellikle 180 derecelik dönüş açılarıyla çalışabilen motorlardır. Yani sağa ya da sola 180 derecelik açıyla kontrol edilebilen motorlardır. Servo motorlar içerisinde yine bir DC motor barındırır. Lakin bunun yanı sıra içerisinde bir tane potansiyometre ile servo motorun konumu belirlenir. Dolayısıyla servo motorları 180 derecelik açıyla sağa ya da sola hareket edebilen mekanik sistemlerde kullanmak için tercih edilirler. Servo motorlarında 3 tane kablosu bulunur. Servo motorları çalıştırabilmek için PWM sinyali göndererek kullanmamız gerekir. Gönderilen PWM sinyalinin genişliğine göre servo motorun sağa ya da sola dönüşü sağlanmaktadır. PWM sinyaller 555 entegresi üzerinden sağlanabileceği gibi Arduino gibi bir sistem üzerinden de sağlanabilir. Dolayısıyla servo motorları kontrol edebilmek için
bir mikrokontrolcüye ya da PWM sinyal gönderebilen bir sisteme ihtiyacımız vardır. Bir devre kartına ihtiyacımız vardır. Servo motorların içerisinde bir tane DC motor bulunur ve bir tane devre kartıyla bir tane potansiyometre bulunur. Elektronik kart sayesinde motorun dönüş yönü belirlenir. Bu dönüş yönüne göre potansiyometrenin aldığı pozisyona göre motorun nerede olduğu hesaplanır. Dolayısıyla motoru sağa ya da sola döndürdüğümüz zaman istediğimiz noktada konumlandırabiliriz. Motorun hangi konumda olduğunun bilgisi ise içerisindeki kontrol kartından gönderilir. İçerisindeki kontrol kartı potansiyometreden okuduğu değere göre motorun derecesini, açısını belirler. Servo motorlar aslında içinde yine bir fırçalı veya fırçasız DC motor barındırırlar. Motorun dönüş hareketi bu motor ile sağlanır. Çoğunlukla çalışma gerilimleri 5 volttur. Servo motorların en büyük avantajları hassas konumlandırma bilgisine sahip olduğumuz için istediğimiz konumda pozisyon aldırabilmemizdir. Dezavantajları ise sürücü kartı kullanmamız gerektiğidir. Servo motorları doğrudan elektrikle süremeyiz. Bir sürücü karta ihtiyaç duyarız. Bu da PWM sinyal üretebilen bir sürücü kartı olması gerekir. Ve servo motorların birçoğu 360 derece dönemez. Genellikle 180 derecelik açıyla hareket ederler. Bu da hareket imkanının kısıtlı olduğu anlamına gelir. Servo motorlarda biz genellikle robot kol gibi devrelerde yukarı aşağı sağa sola çok basit hareketler yapabiliriz. Servo motorların tipine ve büyüklüğüne göre kullanabileceğimiz yük miktarını da artırabiliriz. Şu an elimde SG80 mini bir servo motor bulunmakta. Bu servo motoru çalıştırabilmemiz için Arduino ya da benzeri bir kaynaktan sinyal göndermemiz gerekiyor. PWM sinyal gönderilmesi gerekiyor. Bu servo motorlar gönderilen sinyale göre 180 derecelik açıyla dönebilen motorlardır. Bu üst tarafında beyaz çıkıntı ne tarafa döndüğünü görelim diye sonradan taktığımız bir parça. İçerisindeki çark sistemi, potansiyometre, motorun 180 dereceyle dönmesini sağlayan bir sistem var içerisinde. Bu motorların 3 tane kablosu bulunur dedik. Artı, eksi ve Arduino gibi bir karttan data sinyal gönderebileceğimiz uç. Şu anda ben bağlantılarını Arduino Uno üzerine yaptım ve dışarıdan harici 5 volt ile besleyeceğim. Tabi bunun hangi açıyla ve nasıl döneceğini yine Arduino'nun içerisine kodlamak gerekiyor. Daha önceden ben Arduino'nun içerisine bu kodları yükledim. Şimdi güç kaynağımı açıyorum. Gördüğünüz gibi motor 180 derecelik açıyla sağa sola dönüyor. Böyle bir servo motoru sürebilmek için bir mikro işlemciye ya da kare dalga PWM sinyal üretebilen bir işlemciye ihtiyaç var. DC motorlar içerisinde step motorlar. Step motorlar fırçalı ya da fırçasız DC motorlar gibi sürülebilen ve çok hassas konum kontrol imkanı sağlayan motorlardır. Hassas konumlandırma isteyen CNC tezgahları ve 3B yazıcı gibi cihazlarda kullanılırlar. Faz bağlantı şekillerine göre unipolar ve bipolar şekilde olabilirler. Step motorlar isminden de anlaşılacağı gibi adım adım sürülebilirler. Step motorlar bir DC motora göre çok daha yavaş adımlarla istenilen konumlarda sürülebilirler. Bu sayede step motorlar CNC tezgahları ya da 3D yazıcılarda sıklıkla tercih edilmektedir. Çok hassas konumlandırılarak hızlı bir şekilde hareket ettirilmesi gereken motor tipi ihtiyacı olduğu zaman step motorlar tercih edilirler. Step motorlar yapıları gereği fırçalı ya da fırçasız motor yapı tiplerinde olabilir. Lakin bunun içerisinde kullanılacak olan sargı sayısı normal motorlara göre daha fazladır. Dolayısıyla step motorların 3'ten fazla bacağı bulunur. Bu 4 ya da 8 bacaklı olabilir. Sargılarına uygulanan farklı sıralardaki voltaj sayesinde istenilen adımda istenilen hızda döndürülebilmektedirler. Görmüş olduğunuz fotoğraf bir step motorun iç yapısına ait. Bobin sargı sayısına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bobin sargı sayısı bulunuyor ve 4 tane kablo farklı fazlarda bu bobinlere gidiyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz simülasyonda bir step motorun çalışma mantığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi sargılarına farklı sıralarda voltaj uygulanıyor. Bu sayede de adım adım dönmesi sağlanıyor. Step motorlar çalıştırabilmek için sürücü devreye ihtiyaç duyarız. Step motorlar doğrudan gerilim uygulanarak çalıştırılamazlar. Eğer ki bir step motoru doğru akım uygulayarak çalıştırmak isterseniz sadece bir adım öteye götürebilirsiniz. Daha sonra fazın yönünü değiştirmeniz gerekir. Bunu da elimizle hızlı bir şekilde yapamayacağımız için sürücü kartlara ihtiyaç duyarız. Bir step motoru çalıştırabilmek için farklı tiplerde sürücü kartları bulunmaktadır. Şu an görmüş olduğunuz sürücü kart bir step motoru sürmek için tasarlanmıştır. Fazların yönünü değiştirmek için bir mikrokontrolcüye ihtiyaç vardır. ABCD uçlarına bağlanan step motor, in 1, 2, 3 ve 4 uçlarından uygulanan PWM sinyale göre
fazlar değiştirilerek sürülürler. Şu an görmüş olduğunuz şemada ULN2003 entegresiyle bir step motorun nasıl sürülebildiğinin şeması gösterilmiştir. Farklı sargılara farklı sıralarda voltajlar uygulayabilmek için P4, P5, P6 ve P7 uçlarından farklı sinyaller gönderiliyor. Bu sinyalleri Arduino gibi bir kontrolcüden gönderebiliriz. Bu elimde görmüş olduğunuz bir step motor. Bu motora biz doğrudan elektrik verdiğimiz zaman çalıştıramıyoruz. Bunun testini yapmıştık. Bu motorun sürülebilmesi için Arduino gibi bir mikro işlemciden sürülmesi gerekiyor. Bu motoru L298N motor devresine bağlayarak şimdi adım adım ilerleteceğim. Arduino'nun kendi içerisinde bulunan kütüphaneden adım adım ilerleyen kodu yükledikten sonra şimdi motorun adım adım ilerleyişine bakacağız. Devre şemasında gördüğünüz gibi motorun bağlantısını Arduino ile birlikte L298 motor sürücüsünün kurulumunu yapıyorum ve motorumu elektriğe bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bu step motorumuzu adım adım sürebiliyoruz. Arduino gibi bir sürücüyle bu motoru istediğimiz şekilde istediğimiz yerde konumlandırabiliyoruz. İstediğimiz yerde durdurup istediğimiz yerden devam etmesini sağlayabiliyoruz. Bu motorlar CNC tezgahlarında, 3D yazıcılarda, normal yazıcıların içerisinde de kullanılmakta. İstenilen noktaya göre hareket ettirilebiliyor. Sağa ya da sola adım adım hareket ettirilebiliyor. Bugün sizlerle doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motorları yakından tanımış olduk. 4 farklı motor tipinden bahsetmiş oldum. Fırçalı DC motorlar, fırçasız DC motorlar, step motorlar ve servo motorlar. Bu motorların kullanım mantığını kavramış olduk. İlerleyen günlerde bu motorların kullanımıyla ilgili videolarıma yer vereceğim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.